Kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Hayırlı güzel bir gün dilerim. Sağlıklı, huzurlu, aynı zamanda bilgelik sanatı olarak gördüğüm neşeniz daim olsun aileniz içerisinde, sizlerin gönüllerinde. Bugünkü konumuz farklı. Her cuma olduğu gibi konuğumuz da farklı. Konuğumuz vaiz arkadaşım Sevda Soyer hocam. Konumuz ise aile içi iletişim. Aile içi iletişimde neler var? Güven var, samimiyet var, vefa var, sadakat var. Başka neler var? Bunu sevgili hocamızla görüşelim, değerlendirelim. Tekrar sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili hocam, tekrar hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum. Elhamdülillah iyiyiz, her halimize çok şükür. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Gayet güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Yoğun, tatlı bir koşturma eşliğinde buradayız. Çok şükür. Hem sizlerle hem de dinleyenlerle bir aradayız. Ben de keyfini aslında yaşıyorum. Bir taraftan telaş var, programlar daha iyi olsun diye. Hem de bir taraftan sizlerle, sevgili arkadaşlarımla bir araya gelmekten memnun oluyorum. Söylediğim de zaten keyif aldığım bir program oluyor. Genel dönüt olarak da programımızı seviyorlar. Çok güzel. Böyle bir dönüt aldık. O da bizi memnun etti. Böyle sevgili hocam. Hayırlı olsun diyelim. Amin. Tabii ki ilk önce. Amin. Programımız çünkü sizin emeğiniz çok büyük. Ama teşekkür ederim. Birlikte götürmeye çalışacağız inşallah bütün vaiz arkadaşlarımızla. Ben de gönüllere dokunacağına eminim. Her bir bölümün, her bir programın. Çünkü gerçekten ihtiyaç var. Yani her yerden, hani gerek yüz yüze olsun, gerek farklı formatlarda olsun, duymaya ihtiyaç var. Kesinlikle. Hangi konuda olursa olsun insanlarımızın. Çünkü duymadıkça daha çok köreldiğimizi düşünüyorum ben bir şekilde. Sözlerimizin başında da ben bütün izleyicilerimize Allah'ın selamıyla selamlayarak başlayayım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi her birinin üzerine olsun. Amin. Bu güzel cuma vaktinde. Amin değerli hocam. Şimdi ailede yok yok dedik. Ailede aradığımız güven, güven olmazsa o sığınak herhalde devamını koruyamaz. Orası bize huzur veremez. Ailede olmazsa olmaz duygulardan. Sevgi, sevme ve sevilme duygularının, saygı ve saygı duyulma duygularının aynı şekilde olduğu, olmasını istediğimiz bir yer. Aile içi iletişim hakikaten çok önemli. Dinleyenlerimizin de farklı soruları olacaktır. Ben genelde hem gelen soruları dikkate alarak hem de zihnimden geçen, ben sizlerle konuşurken aklımdan geçen şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Neden önemli bu kadar ve neler olması gerekir? Neden önemli? Aslında şu sebeple önemli. Malumunuz biz büroda, aile büromuzda, İl Müftülüğümüzde hem gelen danışanlarımızla hem telefonla gelen ailelerle görüştüğümüzde hani 4 yıldır ki bu görevi yaptığımızı düşünerek ben şunu fark ettim telefonlardan ve gelen danışanlarımızdan. Hangi problem olursa olsun. Çünkü yani birçok mevzu ya boşanma ya işte arada farklı problemleri çözem ama ne olursa ya çocukla ilgili oluyor, kayınvalideyle ilgili oluyor vesaire vesaire. Ama hepsinin temelinde ben bir iletişim problemi olduğunu görüyorum. Değil mi? Yani doğru yolu bulamıyoruz. Doğru iletişim kanalını bulamıyoruz. Yoksa aileyi siz bir nevi o kadar güzel tanımladınız ki girişinizde. Birçok tanım da yapılıyor. Geniş aile, dar aile, çekirdek aile. Ama aslında bu kadar daraltılamayacak kadar tam ve engin bir bütünlük aile. Ve biz böyle büyük evlerimizde küçücük ailelere alışıyoruz. Ama hayatın içtiğine baktığınızda, uygulamaya geçtiğinizde daha büyük aile içerisinde iletişim kuruyoruz. İşte dede, nene, evlendiysek kayınvalide, kayınpeder, görümce, elti derken bu ağ genişliyor. Aslında halen de o ağı halen de geniş. Tabii yani her ne kadar çekirdek aile tanımları öne çıkmış olsa da halen de aile dediğimizde çok geniş kapsamlı akrabalıklar, bunları da içerisine alan bir ortamı var ailenin. Gerçekten öyle. Bence biz küçük ailede yaşadığımızı zannediyoruz. Öyle olmasını istiyoruz belki. Ya şahsen ben istemiyorum aslında. Hani yani her zaman istemiyorum en azından. Tabii ki insan bir dinginlik, sakinlik zamanını bekliyor ama aile büyüklerini özlüyorsunuz. Hani hep sen ben çocuk o şekilde ilerlemiyor o hayat. Muhakkak ki
diğerleriyle de iletişim içerisinde olduğumuz için ve doğru yolu da bulamadığımızda, işte orada önemli. Doğru yolu, doğru iletişim kanalını bulamadığınızda işte asıl ailede problemler, anlaşmazlıklar. Bakın belki karı koca çok iyi anlaşıyor ama eltisiyle problemi var. Kayınvalidesiyle problemi var. Nerede problem var? Aslında iletişimde problem var. Yoksa özünde her ikisi de çok iyi. Ama doğru dili konuşamadığımızda söylediğimiz çok güzel bir iltifat bile batabiliyor. Sanki kötü bir şey söylenilmiş gibi zannedilebiliyor. Peki iletişim neden aksar sevgili hocam? İletişim... Neden insanlar birbirlerine uzak düşmeye başlar? Gönül bağları birbirlerine bu kadar yakınken, karı kocalar arasında olsun, yakın akrabalar arasında ya da uzak akrabalar, arkadaşlar vesaire iyi bir dille başlamışken kopma noktasına insanlar neden gelir? Aile içi dedik, madem aileden devam edelim. Yani iyi bir iletişim kurmamız için, daha doğrusu iletişim kurabilmemiz için bizim karşılıklı olarak bir bilgiyi aktarmamız gerekir ve karşımızdakinin de bunu anlaması gerekir. Hani ben kendi kendime konuşuyorum, ben kendimi çok güzel ifade ettiğimi zannediyorum. Ama karşımdaki bunu anlayamıyorsa veya yanlış anlıyorsa, yanlış kodluyorsa sıkıntı burada başlıyor. Mesaj sadece dilden çıkmıyor o zaman. Tabii mimikler bir konuşuyordur, davranışlar, eller bunlar konuşuyordur. Daha sonraki cümlelerin uzantıları bir konuşuyordur. O yüzden belki de aralar ya daha iyi oluyor ya da soğumaya başlayabiliyor. Gerçekten öyle. Söylediğiniz çok güzel. Hani iletişim dediğimizde biz ilk hani mesaj aktarıyoruz diyoruz, aklımıza ilk konuşmak geliyor. Oysa ki öyle değil. Konuşmak onun bir kısmı. Bazen susmak, sessiz kalmak. Evet. Hatta birazdan konuşacağız değil mi? Sükut dili diyeceğiz. Sessiz kalmak bile çok çok kıymetli ve önemli. Birçok şey söyleyebiliyorsunuz. Ya da omzuna bir dokunduğunuzda birkaç çatışınız birçok şey anlatabiliyor. Karşınızdaki çocuğunuza belki bağırmıyorsunuz, çağırmıyorsunuz ama biz öyleydik. Annemizin bir bakışıyla birçok şeyi çekicene gelirdik. Gerçekten öyle. Birçok mesajı hemen anlıyorduk. Evet. Şimdiki çocuklarımız belki o mesajı anlamada biraz zorlanıyorlar diye düşünüyorum ben. Bizde mi hata var, çocuklar mı farklı, onu da bilemiyorum açıkçası. Kurallar belki de ailelerde de biraz daha esnedi. Evet. Onun da etkisi olabilir ama herhalde tek etki de bu da değil. İki taraflı gerçekten. Hem ailede esneklik var, çocuklar da çok hızlı öğreniyorlar, çok zekiler. Bu ikisi birleştiğinde de biraz zorlanıyoruz açıkçası. Biz de zorlanıyoruz çocuklarımızla iletişim kurarken ama hiçbir zaman pes etmemek lazım. Çünkü biz bu doğru yolu bulmak zorundayız. Evet. Hani bunu bulamadığımızda aman nasıl olursa olsun işte gidebildiği yere kadar dediğimizde orada işte kopmalar başlıyor. Ve bu kopma hani birdenbire pat diye değil. Hani bir salıncak kurarsınız, ipi sürtünür ya hocam ağaca. Yavaş yavaş tel tel kopar, incecik incecik ve pat düşmüşsünüz. Neden koptu deriz belki. Neden koptu deriz. Oysa ki orada sürtündüğünü görüyoruz ya da tahmin etmemiz lazım, düşünmemiz lazım. İletişimde de kopukluk o yüzden birden olmaz. Muhakkak sinyallerini verir. Sinyallerini verdiği zaman işte barışmalar başladıysa karşılıklı olarak sürekli böyle normalde insan sohbet ederken konuşurken zevk alır değil mi karşısındakinde? Hele bu en yakınınsa, eşinse, çocuğunsa ya da bir akrabansa daha da mutlu olmalısın. Ama bunun yerine mutluluk yerine mutsuzluk yaşıyorsan, huzursuzluk yaşıyorsan, her sözün arkasında ya da bir bakış bile dedik ya, her bir araya gelmenin arkasında problemler artarak büyüyorsa bu sinyalleri kesinlikle doğru okumalıyız ve gerekli önlemi almalıyız. Gerekli önlem ne peki? Doğru dili bulmak. O sinyaller derken şunu düşünmeye başladım. Tüm aslında ilişkilerin bam teli ben özenin yansıtılabilmesini gözlemliyorum. Eğer özen dili yeterince yansıtılamıyorsa karşıdaki insandan ya soğuyabiliyor ya da uzaklaşmak istiyor. Çünkü insan kendisine değer verilmesini ister. Değer verildiğini gördüğünde muhabbeti daha da artar. Konuşmak daha çok ister. Dinlemek de öyle. Dinlemek de artar. Ama özen dili aileler arasındaki ilişkilerde, diğer ilişkilerde de azaldığında herhalde bazı şeyler aynen o kopan ip gibi sinyalini vermeye başlıyor. Evet, evet. Bir de şöyle bir şey var hocam. Aile içerisinde özellikle. Diyelim ki herhangi bir arkadaşımız için düşünüyorum bunu.
Ben onunla görüşme, konuşmak istemediğimde evet araya bir perde çekerim ve ilişkimi kesebilirim, evet. değil mi? Yıldızımın barışmadığı birisi ise. Daha kolaydır belki. Daha kolay bu belki de daha az zarar verir. Ama aile olunca bu tamamen olmuyor. Mesela tamamen görüşmeyeyim de iş bitsin. Hani hiç iletişim kurmayayım. Bu mümkün değil. Çünkü en basit gelinlerimizin sıkıntı yaşadığı kişi kayınvalidesi oluyor mesela. Bu da yine yanlış konumlandırdığımızdan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü oğlunu seviyor. Yani damat eşini çok seviyor. Kayınvalidesinin oğlu. Ama onu unutuyor. Onu doğurduğunu, onu dünyaya getirdiğini, o günü o getirdiğini, emek verdiğini unuttuğu zaman yani yanlış konumlandırmaya başladığında sıkıntı orada başlıyor maalesef. Ve aile içi iletişimde aslında biz dedik ya sadece eşlerle bunu kıyaslamamak lazım, daraltmamak lazım. Küçük, büyük, yaşlı, çocuk, bir bebekle dahi bizim iletişimimiz var. Ve eğer biz bu doğru iletişimi kurabilirsek, o zaman herkesin birbirine saygı duyduğu, birbiriyle doğru bir şekilde iletişim kurduğu, birbirini doğru anladığı ve doğru anlattığı aileler karşımıza geliyor. Evet. Ve bu inanın daha küçüklükten itibaren çocukların gelişiminde çok önemli bir faktör. Yani kendisini anlatabilen bir çocuk, dinlenilen, değer gören bir çocuk, her türlü sevgiyi gönlünden gelerek hisseden bir çocuk ve bu şekilde büyüyen bir birey hayatının her alanında kendisini çok güzel ifade ettiği için, iletişimi doğru kanallarda öğrendiği için işin büyük bir bölümünü atlatmış oluyor. Şimdi aile içi iletişim şu anlamda da önemli hocam. Bizim sosyal ilişkilerimiz var, işte iş arkadaşlarımızla ilişkilerimiz var. Ama bütün bunlara gelene kadar orayı da şekillendiren bizim ailede öğrendiklerimiz. Hele ki küçük yaşta 0-6 yaş. Ne çok şey alıyoruz ailede. Gerçekten. Çünkü anne babaları ne kadar çok görev düşüyor. Yani çocukları da oradan besleniyor ve topluma özgüvenli ya da özgüveni eksik ya da işte bazı sıkıntıları yansıtan bireyler olarak da katılabiliyorlar. Evet. Hep aileden almalarıyla ya da alamamalarıyla. Peki doğru iletişim ne o halde? Yani doğru iletişim biz nasıl kurabiliriz aile doğru içerisinde? Doğru iletişimde hocam aslında diller var ve bu dilleri öğrenmek gerekiyor. Hatta hazırlanırken çok hoş bir cümle vardı. Aile içi iletişim öncelikle dil demektir. Dili doğru kullanıp mendile ihtiyaç bırakmamaktır. Olur, çünkü güzel. Doğru bir dil kurmadığımızda... Ama çok ideal bir söz. Öyle. Doğru bir dil kurmadığımızda bu sefer gerçekten ya üzülüyoruz, ya ağlıyoruz, ya strese giriyoruz, başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Hani doğru iletişimde bu dilleri öğrenmemiz lazım. Dillere geçmeden küçük bir şey daha paylaşmak istiyorum. Hatta size sorayım bunu. Mesela hani huzurlu bir aile nasıl olur dediğimde zihninizde nasıl bir aile oluşuyor Ayşe Hocam? Birbirlerini dinlemeyen. Huzurlu bir aile. Kusurlu mu huzurlu mu? Huzurlu. Huzurlu. Huzurlu bir aile nasıl olur? Birbirine dinleyen diyeyim o zaman. Dinleyen. Birbirine dinleyen, anlamaya çalışan, özen dili olan, ince zarif bir aile benim için huzur ortamından bir olduğu bir aile. Çok güzel, harika. Ben bunu bazen seminerlerde dinleyicilerimize sorduğumda şöyle cevaplar aldım. Hocam yani hiçbir sıkıntısı yoktur. Hiçbir problemi yoktur. Olmaz mı? Hayatı güllük gülistanlık geçiyordur. Çünkü huzurludur diyenler oldu. Aslında böyle değil. Sizin söylediğinize çok yakın huzurlu aile. Sıkıntı olsa da, problem olsa da o problemi konuşarak arasında iletişim kurarak çözebilen ve bir çözüme kavuşturan. Yoksa biz bu hayatı imtihan için geldik. Ve Rabbimiz buyuruyor ya وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer imtihan vesilesi. Yani evlatlarımız, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız biz hepsiyle imtihan oluyorsak o ailenin içerisinde hani sıkıntısız, problemsiz bir hayat beklemek zaten hayalden ibaret. Değil bir kere mi? Bu beklentimizi bizim ideal bir noktaya getirmemiz lazım ki doğru ilerleyebilirim. Yoksa öbür türlü her mutlu aile gördüğümüzde ya da işte
Instagram'da, Face'de vesaire böyle güler yüzlü aileler gördüğümüzde ki belki de birçoğu göstermedik. Hı hı. Ne yapıyoruz? Ah ne güzel ya, nerelere gitmişler, neler ama yapmışlar. Ama fotoğraf diyoruz. Ondan ibaret değil. Arkası herkesin bambaşka bir hikayesi var. O fotoğrafa aynen gelene kadar nasıl bir arka plan vardı? O fotoğrafta nasıl? Mutlu aile tablosu da olabilir. Hakikaten sergilemek, paylaşmak isteniyor da olabilir. Ama belki de sevgili hocam, hayat algısını bir yerde temellendirmemiz gerekiyor. Hayat algısı, buyur, dediniz ya Rahman'ın ayeti kerimelerinden, hayatın varoluş sebebi imtihana açık olması. Evet, evet. Demek ki evlatlarınız, mallarınız, birikimleriniz, sahip olduğumuz şeyler de sevdiğimiz şeylerle de imtihan olabiliyoruz. Fitne, yani imtihan özellikle vesilesi dendiğine göre. Özellikle oluyoruz hocam. Ben evet mesela bir şeyi ya da birisini çok sevmeye korkuyorum. Hani çok sevdiğimizle daha çok imtihan oluruz diye. Yani bu anne, baba, eş, çocuk hepsi olabilir. Ya da işimiz olabilir. Orantılı olmak gerekiyor dengeli aslında. Ölçülü. Efendimizin bir hadisini paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Buyuruyor ki Efendimiz, mümin cana yakın kimsedir. İnsanlarla yakınlık kurmayan, kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede de hayır yoktur. Aslında asırlar öncesinden iletişim kurabilmeye doğru bir iletişim kurabilmeye ne kadar güzel bir atıfta bulunmuş Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü biz bazen aman ya onunla mı muhatap olacağım? Ya bir o beni dinlesin ilk önce. Hep ben mi işte kendim gitmeye çalışacağım? Hep ben mi kendimi anlatmaya çalışacağım? Yani ulaşılamaz bir yerde, Kaf Dağı'nın en tepesinde kimse bizimle, kimse bana gelmesin, kimse benimle görüşmesin. Bu belki iş durumunda da bir amir düşünün. Hani böyle bir ulaşamadığınız bir amirle mi ilişkimizde, bizim iş ilişkimizde daha mutlu, rahat oluyoruz? Ya da bizle eşit seviyeye gelebilen, bizle dinleyebilen, aile dinleyebilen, bizi anlamaya çalışan, çünkü makamlar geçici, koltuklar geçici. Dolayısıyla insanların o koltuğu, o makamı doldurabilmesi de evet karşıdaki insanla ya da daha aşağı seviyedeki çalışanlarıyla iletişimine bağlı. Çok önemli bir ölçü bu. Dolayısıyla hani konuşulabilen birisi olmak, ulaşılabilen birisi olmak bize doğru iletişimin de kapılarını açıyor. Çünkü ailelerde ben erkek ya da kadın, bu her karşı iki taraftan da olabiliyor, şunu söylüyor mesela. Hocam diyor, ben konuşamıyorum ki. Yani hani beni küçümsüyor, aşağılıyor. Yani ilk önce iletişim kurmamız için bizim bir karşı karşıya gelip şöyle bir söze başlamamız lazım. Ama daha o aşamaya bile gelemeyen insanlar var aile içerisinde. Düşünün ki aile bizim hayatımızın %'ye vursak büyük bir kısmını geçirdiğimiz alan, geçirdiğimiz yer. Peki hani ne gibi diller var? Dedik ya doğru iletişime götürecek diller köşeleri var. Köşeleri kaçılmaması gereken, aile büyüklerinin bir arada çocuklarıyla, gençleriyle sohbet edebildiği bir ortam olabilmeli aslında. Evet. Ama bugün gözlemlerimiz, insanlar, çocuklar, gençler köşelerine kaçmaya çalışıyor. Maalesef. Belki bunda da eksiklikler anne babaların olabilir mi? Teknolojik imkanlar çok fazla genişlemiş olabilir. Çocukların, gençlerin ellerinde telefon, tabletler, bilgisayarlar ya da izledikleri düşmüyor olabilir. Evet. Ama anne baba bugün ben ne yapabilirim diye sorması bile aslında belki çözüme yaklaştırabilecek bir adım. Çok doğru hocam. Aslında ne olursa olsun hem çocuklarımızı evde tutabilmek adına hem eşimizi evde tutabilmek adına. Çünkü aslında ailemiz bizim en güzel barınağımız. Yani işte işten çıkınca, okuldan çıkınca koşa koşa nefes almak için hani o yorgunluktan, o yoğunluktan uzaklaşıp koşmamız gereken ilk yer, ilk sığınak. Ama baktığımızda çocuklar evden kaçmaya çalışıyor. Eş evden kaçmaya çalışıyor. Yani ya da odalara çekiliyorlar. Evin içinde kaçıyorlar. Çok doğru. Ev içerisinde bir aile, adı aile. Ama hiçbir arada değil vesaire vesaire. Bu neden? Aslında biraz burada değer dilini biz yoksun bırakıyoruz çocuklarımızı veya eşimizi. Çünkü o ailede insan kendisini değerli görmek istiyor. Dinlenilmek istiyor. Değer gördüğünüz bir ailede siz kendinizi daha kolay ifade edebiliyorsunuz. Ya da bir çocuk kendisini kıymetli hissediyor ve duygularını çok rahat bir şekilde paylaşabiliyor. Ve o değer dilini Peygamber Efendimizin, hatta oradan başlamış olalım. Değer dilini Efendimizin hayatında o kadar güzel görüyoruz ki ve tek taraflı değil hiçbir zaman. Karşılıklı görüyoruz. Mesela Efendimizin dilinde o en zor zamanlarında yanında olan eşi Hazreti Hatice, kadınların en değerlilerinden
biri olarak nitelendiriyor. Harika bir nitelendirme, harika bir sıfat. Hastatici'ye geldiğimizde ilk vahyi hatırlıyoruz. Efendimiz korktu, panikledi, ne yapacağını bilemedi ve hemen eşinin yanına geldi, durumu anlattı ve Hazreti Hatice'nin ona o kadar hoş sözlerle onu tertif edişi var ki, kısmen söylemek lazım. Kaçmak istemedi yani. Evet. Evinden de kaçmak istemedi, tam ailesinden de. Evet, evine gitti. Çünkü neden doğru bir hareket yaptı mesela orada Efendimiz Aleyhisselam? Böyle bir karşılama vardı. Buyurdu ki, Hazreti Hatice korkma. Allah'a yemin ederim ki o seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, doğru konuşursun şeklinde devam eden harika taltif edici sözler var. Bunu biliyordu belki de Efendimiz Aleyhisselam, onun eşinin ön yaşantısı var çünkü. Gerçekten çocuklarının öyle. Annesi ve devamlı kendisine destek olan, yani ilk defa karşılaştıkları bir anda değil, tanıyordu o vahiyden sonra. Daha önce de çünkü tanıyor. İletişimi kuvvetli. Hakikaten gidebildiği, kaçmak istemediği bir yuvası. Böyle olmalı aslında. Yani problemimizi, sıkıntımızı anlatacak birini aramamalı insan. Ama inanın, gelen telefonlarda biz mesela yarım saat, 40 dakikalık görüşmeler yapıyoruz. Bu niye biliyor musunuz? Çünkü anlatmaya ihtiyaç duyuyor karşıdaki insan ve eş dinlemiyor. Akrabaları, anne baba dinlemiyor. Tek başına, ya diyorum ya, aslında kocaman bir kalabalığın içerisinde yalnızlığı yaşayan o kadar çok insan var ki kıymetli hocam. Bu çok üzücü gerçekten. Hani en ufak bir sıkıntını, problemini paylaşamamak, düşünsenize. Eminim çevrenizde paylaşabileceğiniz, biz de dahil olmak üzere birçok insan çok var. Şükür. Bu çok büyük bir nimet. Onları dinledikçe bunun farkına varıyor insan. Çünkü görüşecek, konuşacak, iletişim kuracak birini bulamamak, hele ki burada ilk en yakınınız varken bunu bulamamak, çok ama çok insana üzgünlük veren bir şey maalesef. Kesinlikle biriktirmelerine de, birbirlerine karşı eşlerin artık kimlerle sorun yaşanıyorsa okların daha fazla artmasına da neden olabilir. Halbuki konuşabilme o kadar önemli. İnsanların rahatlayabilmelerini, varsa bir sıkıntıları bunları çözebilmelerini yardımcı olabilecek bir şey. Ama dinlemek, belki konuşabilmekten de önemli bir şey ya da onunki Aynen. kadar önemli. Her ikisi de çok kıymetli, önemli. Devam edecek olursak değer dilinden, mesela kızı Fatıma ile Efendimiz Aleyhisselam'ın karşılıklı değer dili çok güzel. Çünkü aile hem kendi bizatihi çok değerli ve bizim değer bulduğumuz bir yer olduğu için Peygamber Efendimiz'in dilinde Fatıma ne kadar kıymetli ve değerli bir hale geliyor bakın. Fatıma benim bir parçamdır, onu üzen beni de üzer buyuruyor. Yani bir babanın dilinden bir kız evladın, özellikle de bir kız evladın duyabileceği çok enfes bir cümle. Yolculuktan geldiğinde ilk evladının evine gidip onu görmek isteyen bir baba. Evet, yani güzel. Sevgisini sadece diliyle değil, bu özen dilini davranışlarıyla da yansıtmaya çalışan bir baba. Evet, örnek alınabilecek hem anneler hem babalar hem hepimiz için alınabilecek evet. çok şey var Efendimiz'de. Hani babalar, özellikle belki bir eski nesil babalar şunu yani ben işte babalar ya da hatta eşler. İşte seviyorum işte, yani bunu illa söylemem mi lazım? İlla kucaklamam mı lazım? Evlat sevilmez mi? Ya da eş, tabii ki seviyorum canım, sevmesem almaz mıydım? Gibi mesela sözleri evet. muhakkak ki çok duyan izleyicilerimiz var. Yani duysa ya da farklı dillerde duysa. Hani aslında birçok sevgimizi ifade edebileceğimiz diller var. İşte bir fiziksel temas dediğimiz, bir sarılmak, öpmek çocuklarımızı ya da bir başını okşamak değil mi bir çocuğun bir tane versiyonu sadece. Hem annenin, hele annenin diyeyim, annenin ya da babanın evet. bir onayını gösteren bakışı, aferin sana güveniyorum demesi. O Onu çocuktaki sözde yaşaması evet, değil mi? Özgüvenin ne kadar yeşertir, ne kadar artmasına sebep olur. Bunlar ihmal edilmeyecek değerler. Biz ama bu taltif konusunda hocam çok cimriyiz. Bunu hep özellikle veli seminerlerinde annelere söylemeye çalışıyorum. Mesela bir hata yaptığında çocuğumuz, hemen kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Çünkü yerini bulduk ya, bir sıkıntı var orada. Ama
güzel bir şey yaptığında ama şımarır, dur bir şey demeyeyim. Hoşumuza gidiyor aslında. Hı hı. Belki söylemek de istiyoruz ama şımarır gibi bir düşünce. Oysa ki çocuk taltiften şımarmaz. Tam tersine iltifat ederek o davranışını, hele ki değer içerikli bir davranışsa, merhamet içerikli bir davranışsa, onu tekrar tekrar yapmasına vesile olur. Ama biz cimri davrandığımız için çocuk işte bir kere yapıyor, iki kere yapıyor. Bakıyor ki anne babasında, yani ben aynı ben, ben aynı kızılan ben. Hı hı. O zaman yani niye uğraşayım ki gibi bir düşünce de olabiliyor. Hı hı. Bu bizim farkında olmadan yaptığımız hatalardan bir tanesi hani aslında. Marifet iltifata tabidir demişler. Evet. Doğru. İlk belki iltifatın, güzel sözün alınabileceği yer aile. Gerçekten aile öyle. Bunu ihmal etmeyecek. Aynen öyle hocam. Gönül diliyle devam edelim isterseniz. Şimdi Rum suresinin 21. ayet-i kerimesini hani aileyi anlattığımızda muhakkak değiniriz. Sevgi ve müveddet, rahmet kelimeleri geçer aileyi anlatırken, eşleri anlatırken. Ve gönül dilini kullanırken de hem bu rahmetin, merhametin, şefkatin böyle oluk oluk gönlümüzden akmasını gerekir, bunu hissetmemiz gerekir. Hem de o müveddeti, sevgiyi, aşkı, muhabbeti doyasıya bizim yaşamamız, karşımızdaki ne? De yaşatmamız ve hissetmemiz gerekir. Yine Efendimizin hayatında, ailesinde gönül dilinin enfes bir şekilde hakim olduğunu görüyoruz. Bir ailenin başına gelebilecek birçok musibet vardır. Ama en kötüsü ya da en kötülerinden biri nedir diye düşünseniz bir iftiraya uğramaktır. İfk hadisesini düşünelim, evet. Hatırlayalım. Bir kadının, bir kolay eşin... Kolay kolay temizlenemeyecek. Gerçekten öyle. Hani Hazreti Ayşe şanslıydı. Evet, Rabbimiz onu açığa çıkardı. Ama bu dünyada her zaman o şansa sahip olamayabiliyoruz. Evet. Ve bir hiç uğruna, ortada hiçbir şey yokken benzer durumlarla karşılaşan birçok insan var. Çünkü insanların algılarını değiştirmek, hele hele pekişmiş ve inanmışlarsa bunları değiştirmek çok zor. Demek ki bir mümin bu kadar diline de hassas davranmalı ki başka insanların canını acıtmasın, ruhunu incitmesin. Evet, sevgili hocam. Hani bu zorluğu yaşamış, bu zor imtihanı yaşayan Efendimiz'den bize çok güzel bir misal var aslında. Bağırmamış, çağırmamış, ilişkisini tamamen kesmemiş, alıp kapının önüne koymamış, beklemiş, zaman vermiş. Çünkü biliyor ki Efendimiz tertemiz, muhakkak ona da tertemiz eşler var. Yani... Hani zaten Hazreti Ayşe'den şüphe etmesi gibi bir durum yok ama oradaki duruşu, o gönül dilini kullanışı gerçekten çok güzel. Ya da çocuklara, torunlara yavrum, evladım diye seslenişi. Yanında o gençliğini, çocukluğunu geçiren Enes radıyallahu anh, Enescik diye onu böyle taltif edecek şekilde yaklaşımı. Ya da diğer peygamberlerin İbrahim aleyhisselamın babasına karşı babacığım hitabı. Lokman aleyhisselamın evladına öğütlerinde yavrucuğum sözleriyle başlaması bize güzel mesajlar veriyor. Ama biz en ufak bir sıkıntıda, en ufak bir şeyde hani bu güzel sözleri bırakın, hemen bir argo söz, hemen bir küfür. Bunu duyduğum zaman çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü hani bu tarz sözler aslında bir insan lisanında hiç olmamalı. Yerleşmemeli. Ama tabii, çocuğumuza karşı, eşimize, aile üyelerimize karşı kesinlikle olmamalı. Çünkü o değeri görmesi gereken asıl yerde ne yapıyorsunuz siz eşiniz ya da çocuğunuzu en kıymetsiz hale getiriyorsunuz onun gözünde. Bu bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi aslında. Evet. Anne babalar her bakımdan kendilerine dikkat edecekler. Belki hani her bakımından dört dörtlük olan bir yuva olabilir mi? İnsanlar hiç kızmayacakları zaman, üzülmeyecekleri zaman yahut fevri davranmayacakları zaman olabilir mi? O yuvada onlar da olabilir, diğerleri de ama insanlar belki kendilerini kontrol edebilmeyi, törpüleyebilmeyi, hatalarını görebilmeyi en canlı canlı öğrenebilecekleri bir yerde aileler. Anne babalar o yüzden de çocuklarına karşı da kendilerine karşı da sorumlular. Öfke diliyle galiba hiçbir yere varılamıyor. Sadece kıyıcılık artıyor. Karşıdaki insanda belki kin, öfke, umutsuzluk duyguları, sevilmeme, değer görülmeme duyguları artıyor. İnsanı bir yere de vardırmıyor. Kaybettiren negatif bir duygu. Gerçekten öyle. Hocam, öfke dili hiç olmamalı. Ama öfke duygu olarak aslında kötü bir duygu değil. Çünkü yeri geldiğinde bizim öfkelenmemiz de lazım, hiddetlenmemiz de lazım. Mesela bizim dini değerimize bir
şey olduğu zaman, olumsuz bir manipülasyon ve benzeri bir şey olduğunda ne yaparız? Bizim gönlümüzde, kalbimizde bir şeyler hissederiz. Öfke normal. Rahatsız olduğunu en azından yansıtır. Aynen, rahatsız olduğumuzu hissederiz ve bu duygu olmalı da. Ama bunu doğru kanalize etmeliyiz. Hani öfke kontrolü diyoruz ya, doğru kontrol vurmak, edebilmeliyiz. Vurmak, kırmak, kaba saba konuşmak bunlarla değil de. Bazen vurmak kısmına geçmeden sözlerimizle vuruyoruz. Bakışlarımızla dövüyoruz. Bu da vurmaktan beter ediyor aslında karşıdaki insanı. Bir fiske vurduğunuz, hani fiziksel şiddet üzerinden hep mesela anlatılıyor. Bu zaten kötü. Kesinlikle olmaması gereken bir şey. Öfkenin direkt yansıması. Şimdi ama yeni nesil anneler, babalar, ebeveynler buna belki o kadar yaklaşmıyorlar hocam. Sözleriyle dövmeye başlıyorlar. Küçümsüyorlar. Ama sen bu kadarsın işte, bunu yapıyorsun. Ve benzeri şekilde. Ve o küçücük can ne düşünür kendisi yani için? Ben bir hiçim gibi düşünmeye başlıyor. Hayata nasıl katılabilir? Kendilerinden sonra ya da onlarla birlikte yol alabilecekleri çok zorlu bir süreç var hayat içerisinde. Dolayısıyla o küçücük cana ya da genç delikanlıya, genç kızlarına o özgüvenini yansıtabilseler kendileri için de müthiş katkı, evet. Anne babalar için. Gerçekten öyle. O yüzden dillerden devam edelim. Bir diğer dilimiz ne dedik bir başta? Gönül dilini konuştuk, değer dilini konuştuk. Ailede değer bulması gerekiyor her bir bireyin dedik. Ve teşekkür dili. Bizim yine cimri olduğumuz noktalardan bir tanesi teşekkür dili. Çok kolay aslında. En ufak her şeye. Birisi diyelim ki bir garson arkadaşımız çay getirdi. Ona bile ağzımızdan İki kelime çıkartamıyoruz. Ya da bir yerden bilet aldık. Hiç selam sabah, hiçbir şey, teşekkür ederim diyebiliriz. Ya da bize sabah, öğlen, akşam üç öğün yemek yapıyor değil mi? Annemiz, eşimiz, her kimse aile içerisinde. Yemek yiyip kalkıyorsak hiçbir şey demeden. Yani bu büyük bir ihanet aslında. Neden sıkıntı? Daha büyüyecek sonrasında çünkü. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmeyi de bilmez. Biz şimdi ona teşekkür etmiyoruz, buna teşekkür etmiyoruz. Yeri geliyor çocuğumuza teşekkür etmiyoruz. Bunlar birikiyor, birikiyor ve biz Allah'a şükretmeyen bir kul haline dönüşmüş oluyoruz. Yani kulun iyiliğini görerek Allah'a daha mı çok yaklaşıyoruz? Evet. Onu fark ederek ve fark ettiğimizi de fark ettirerek bir teşekkürle. Evet, gerçekten öyle. Çünkü hani aslında o teşekkür ettiğimiz her bir insan, her bir birey yeri geldiğinde yüzümüze gülücük oluşturan bir köpekçik bile. Bunların hepsi dolaylı olarak Allah'a bizim şükür sebebimiz. Çünkü bizi biz yapan, bize hayat katan, bize neşe veren, bize mutluluk veren, huzur veren, hani bunlar bütün hayatımızın tamamı aslında. Biz teşekkür etmeyi öğreneceğiz ki birbirimize ilk önce, sonrasında Allah'a şükrediyor olabilelim. Çünkü her teşekkürümüzde, insanlara teşekkürümüzde o nimetin farkına varıyoruz demektir. Ben yemeğimi yedim. Teşekkür etmeden sofraya kalktığımda aslında önüme gelen o nimetlerin farkına varmadım bile. Ama eşime teşekkür ettiğimde, canım teşekkür ederim, ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Dolaylı olarak bana neyi düşündürüyor? Nimeti düşündürüyor, onun emeğini düşündürüyor, Rabbimizi düşündürüyor. Ama bunların hiçbirisini düşünmeyen bir insan, yani Allah'a şükretmeyi de, Allah'a teşekkür etmeyi de düşünmüyor gerçekten. Aslında bu değerlerin birçoğunda, merhamette de mesela öyle değil mi hocam? Biz Rabbimizin rahmetini, şefkatini istiyoruz ve muhtacız. Ama ona ulaşmamız için ilk önce ne gerekiyor? Bizim bütün canlılara, birbirimize karşı merhametli olmamız gerekiyor. Eğer bu kalktıysa, aramızda merhamet kalktıysa, şimdi haberleri izliyoruz ya da bir kötü bir şey gördüğümüzde kalbimizde en ufak bir acıma dahi oluşmuyorsa, ben o zaman bir kendimi sorgulamam lazım. Evet, güzel. Sadece Allah acısın demek yetmez. Zaten Allah merhametlerin en merhametlisi. Evet. Ama bize düşen birini üzen bir davranışı, canını acıtan bir davranışı duyduğumuzda, gördüğümüzde canımızın acıyabilmesi. Asıl bu taraf çok önemli. Biraz önce de dediniz, ailede annelerin, hanımların yaptıkları diyelim yemeklere teşekkür konusunu.
yahut da çocukların fark etmesini ya da çocukların anne babaya işte meyve getirdiler oturma odasında. Anne babaların çocuklarına teşekkürü. Bu herhalde farkındalığı arttıran bir şey. Fark ediyorum senin yaptığın bu iyiliği. Teşekkür ederim. Ve huzuru da artırıyor. Muhabbeti de artırıyor. Böyle bir yuvada yetişen çocuklar aile olma bilincini daha da herhalde kazanıyorlar. Gerçekten öyle. Aslında karı koca olmayı çocuklar daha çocukluktan, bebeklikten itibaren anne babadan öğreniyorlar. Anne baba nasıl bir iletişim kuruyorsa ev içerisinde, öyle anne olacak o da büyüdüğünde. Öyle eş olacak, öyle baba olacak. Hayat öğreniliyor. Hayat dili öğreniliyor. Ve hocam şurası çok önemli. 0-6 yaş dönemini hani uzmanlar altın çağ diyorlar ya, gerçekten öyle. Özellikle bu dönemde öğrenilen, zihne kazanılan o değerler veya kazanılamayanlar sonrasında yeri doldurulamıyor. Ya da yanlış öğrenildiyse işte anne baba olmak, eş olmak, bunlar aslında ince ince o küçük beyinlere biz bunları işliyoruz tek tek. O orada saklanıyor. Yarın büyüdüğünde, o gün geldiğinde, evlendiğinde, kendi yuva kurduğunda, çocuk sahibi olduğunda tek tek onları ne yapmaya başlıyor? Göstermeye başlıyor. Hatta şu da söylenir. Erkek çocukların zamanla babalarına, kız çocuklarına daha çok annelerine. Hatta özellikle kız, bayanlar arasında bu çok söylenir. Belli bir zaman sonra ya ben işte annemin şu yaptığını yapmam ya kesinlikle diyen kişiler yaş biraz da ilerledikçe anneye daha çok benziyor hale geliyorlar. Bunu ben kardeşimle birlikte yaşıyoruz. İki evladım var. Onlara bakıyor çok sağ olsun. Şunu duyuyorum ondan mesela. Abla sen gitgide anneme benziyorsun. Annem gibi konuşuyorsun vesaire. O yüzden hani biz nasıl işliyorsak çocuklarımızın sonrasında da öyle olacağını hiçbir zaman unutmamamız lazım. Hani bu anlatarak, söyleyerek oluşacak bir şey de değil hocam aslında. Yaşayarak. Dediniz ya istediğin kadar mesela bak yavrum arkadaşına teşekkür et. İşte şuna buna teşekkür et demek yerine bir meyve getirdiğinde tatlım teşekkür ederim demek, bunu uygulamak yani. Ya da işte annesine teşekkür ettiğini görmesi, uygulamada bunu görüyor olması çok muhteşem. Mesela o yemekten konu açıldı ya, Efendimizin şu hatıratını hemen zikredeyim yeri gelmişken. Eve gelir Efendimiz Aleyhisselam, karnı açtır ve Hazreti Ayşe annemiz der ki sirkeden başka katık yok. Şimdi biz elhamdülillah sadece sirkeyle değil beslenmiyoruz mi? Değil mi? Ama hadi şu an günümüzün sirkesi olabilecek makarna desek. Yani canım sana bugün makarna yaptım sadece. Başka bir şey yapamadım dediğimizde acaba eşimiz nasıl bir tepki verir? Herkes bunu kendi zihin dünyasında kadın düşünsün. Kadın ya da erkekler şöyle bir düşünelim bakalım. Evet, herkes bunu kendi zihin dünyasında düşünsün. Cevabı kendinde kalsın. Efendimiz ne cevap vermiş? Orayı söylemek isterim. Efendimiz buyuruyor ki sirke ne güzel bir katık. Buna benzer bir şeyi galiba dinlemiştim bir yerde. Yanık tost hikayesi diye. Sabah kahvaltı hazırlar kadın eşine ve tostu aceleden yanmıştır biraz. Belki de biraz çekinir önüne koymaya. Hani yandın ne olur ne diyecek acaba falan. Önüne getirir eşinin. Ve canım ben çok seviyorum yanık tostu. Ellerine sağlık der. Yanında da çocuk var, çocuğu var. Ve bunu görünce baba sen hani annesi gittikten sonra yanık tostu gerçekten seviyor musun? Annen yaptıysa seviyorum. Evet, ya çok bu güzel. Çok güzel bir şey gerçekten. Çünkü o gün evet tek öğün, tek çeşit yiyebiliriz. Ya da hiçbir şey hazırlanmamış da olabilir. Bu hayatın sonu değil, dünyanın sonu değil. Tersinden örnek verelim. Hani hep biz o olsun, bunu alsın, şunu alsın, hiçbir eksiğimiz olmasın diye düşünüyoruz. Hani bunu da erkekler açısından şimdi düşünelim. Ama olabilir, bir şey eksik kalabilir, yetişmeyebilir belki. Olumsuzluklar olabilir. Mi? Tabii ki olabilir. Hani buna nasıl yapmazsın ya? Herkesin eşinde var o bu, bende nasıl olmaz gibi. Hem de kıyaslamak, ne felaket gibi. Bir de bu kıyas girerse zaten iletişim gitgide burada kopma noktasına geliyor. Çünkü kıyas herkes için çok kötü bir şey. Yani çocuklarımız açısından kıyaslanıldığında bir kere karşı tarafa bir kim besliyor, kimle kıyaslanıyorsa. Hani biz onu böyle örnek alsın diye sevdiği yapıyoruz. Sevdiği kişi bile olmuş olsa ondan soğumasına sebep oluyor. Gerçekten değil mi? Kıyaslanmak hoş bir şey değil. Aslında anne baba bunu iyi niyetle yapıyor. Bak örnek alsın, baksın da öğrensin, o da yapsın. Ama
Bunu hani rol model göstermek farklı bir şey. Böyle yapılsa hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Ama kıyaslamak. Bak, falanca kişi çocuğu yapmış. Sen de öyle ol. Bak elin hanımları şunları yapıyor. Hı hı. Bak şunun eşi işte şunu bunu almış gibi hı hı. kıyaslamalarda bulunmak. Aileyi rahmetli, maalesef uçuruma götürüyor. Çok da olumsuz etkiler. Rahmetli Doğan Cüceloğlu hocamızı ben çok sık yad ederim. Mekanı cennet olsun. Onun beş değer ilkesi diye bir zemin oluşturmuştu. Her insanın arayışta olduğu varlığına anlam bulunması, işte normal kabul edilme, güvenilirlik, sevilme, değer görme diye. Biraz önce paylaştığın örnekte sevgili hocam, karşıdaki kıyaslanan çocuk kadın ya da erkek. Evet. Herhalde varlığının anormal olduğunu düşünür değil mi? Kıyaslanmak bir başkasıyla onu rencide eder. Evet. Değer verilmediğini düşünür, daha az sevildiğini düşünür. Bundan da bir yerlere varamayız galiba. Pekiştirmek kesinlikle istediğimiz varamayız. Davranışlara varamayız en kesinlikle azından. Kesinlikle varamayız hocam. Çok güzel söylediniz. Dillerimizden devam edelim isterseniz. Hı hı. Doğru iletişim kurabilmek için, çünkü bu dillerimizi hangisi yeri geldiğinde ne gerekiyorsa onu kullanmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ve bizim yine teşekkür dilinde olduğu gibi unuttuğumuz, böyle ötelediğimiz dillerden biri özür dili. Hmm. Çünkü hata yapabiliriz. Biz insanız, beşeriz, yanlış yapabiliriz. Çocuğumuz, eşimiz de bunu yapabilir. Hmm. Önemli olan o hatadan sonra bunu fark edebilmek ve özür dileyebilmektir. Çünkü Rabbimiz bize yaptığımız günahlar karşılığında hemen cezalandırıyor mu? Hayır. Hmm. Bir af kapısı var, tövbe kapısı var. Muhakkak ki orada bir özür kapısı aslında orası. Ama biz burayı kullanmazsak, aman yaptım ya ne olacak ki işte gibi düşünürsek, özür dilemeyi bir alçaltıcı bir şey gibi düşünür ve bu şekilde çocuklarımıza anlatırsak, orada büyük bir hata yaparız. Özür dilemek bir erdemdir aslında. Hata yapıyorsak, insan bunu fark ediyorsa, o hatanın da bir değeri, kıymeti var. Neden? Bana bir şey kattı çünkü o. Ben onu hiç fark etmeseydim ya da fark ettiğim halde önemsemeseydim, işte bu orada daha büyük bir sıkıntıyı devamında getiriyor. Bu söylediğiniz ana başlıklardan şunu anlıyoruz. Karşımızdaki insan değerli. Evet. Biz ne kadar kendimize değer vermek istiyorsak ve görmek istiyorsak karşımızdaki insan da değerli. Ailede teşekkür noktası önemliydi. Birbirimizin birbirine emanet olduğu noktası önemliydi. Yeri geldiği zaman tabii ki insanız, hatalar yapılabilir o ailede. Dışarıda da öyle, pişme noktamız çünkü. Yeri geldiği zaman da özür dileyebilmesine, yanılmışım, kusuruma bakma, ah unutmuşum gibi telafi sözleri de olabilmeli. Evet. Ben çok teşekkür ederim Sevda hocam. Ben teşekkür ederim. Yeniden setle sohbet etmeyi inşallah diliyorum. İnşallah. Ve bekliyorum. İnşallah. Ayaklarına sağlık. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz sevgili dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz. Allah'a emanet olun, hayırlı günler dilerim.